Merhaba arkadaşlar. 20 Nisan Perşembe Güney Afrika Val'dayız. 7 koşulu programın ilki 13.40'da başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşu 3 yaşlı İngiliz Taylan'ın maiden koşusu 1100 metre için pistte 4 ve 8 ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada yarışı kazanmasını beklediğim Safkan 6 numaralı Open Highway kazanacağını düşünüyorum. Bayis için 4 hatta söyleyeceğim. Burada bakıyorum ne var? Sıralı 5'li bahis oyunu var. 2 numaralı Eternatör. 11 numaralı Tyson the Brave. 10 numaralı Ready to Charge ve 3 numaralı Golden Pavilion. Bahis için önereceğim safkanlar 6 numara yarışı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak Güney Afrika'da. Burada toplam kaç at var? 15 at yarışa kayıtlı. Muhtemelen yine fazla çıkacağını tahmin ediyorum. Şu anda kesin bir bilgi yok. Altılı Ganyan maiden bir koşuyla başlıyor. 3 yaşlı Taylar'ın 1100 metre mesafeli maiden koşusu. Burada 15 numaralı Vuguk rakiplerinden bir adım önde tuttuğum Safkan tek de yazılabilir. Bir kez koştu, üçüncü oldu ve buradaki rakibi 4 numaranın arkasında üçüncü oldu. Yani 4 numara ikinci olduğu yarışta 15 numara üçüncü olmuştu. Bu pistte 1000 metreyi 57-69'la biten yarışta hemen kazananın arkasında bitirdiler. 4 ve 15. 2 numara da o gün birlikte koşmuştu. Bugün için üstüne biraz daha katacağını düşünüyorum 15 numaranın. Yarışı kazanmaya yakın. Tek de atabilirsiniz. Zaten o gelmezse biraz zorlaşır. 3 numaralı Calamurita, 4 numaralı Divine Moonlight, 6 numaralı Forever In My Dreams ve son olarak 8 numaralı Happy Anali. Benim sizlere 15'e rakip olabilecek safkanlar 15 bir adım önde 3, 4, 6, 8 ilk ayaktaki tahminim. İkinci ayağa geldiğimizde 3200 metre mesafeli şartlı koşu. Burada 3, 4, 1 ve 2 ekürü olarak koşacak. 3 at değerlendirmemi aldım. 3 numaralı Afraid yine rakiplerinden bir boy önde tutuyorum. Yani 3200 olduğu için öyle çok kafa burun bitmiyor yarışlar. Yani rakiplerimden önde tuttuğum Safkan 3. Rakipleri 4 numaralı Great Affair ve 5 numaralı Prime Example olacağını düşünüyorum. 3, 4, 5 şablonuma yazdığım atlar 3. koşuda. 4. koşu altılı ganyanda 3. ayağı yine maiden bir koşu 1200 metre çim pistte 14 at yarışa kayıttı. Burada 13 numara koşmayacak arkadaşlar. Yarıştan çıktı şu anda kesin. Bir önceki koşuda da 3. koşuda da 2 numara koşmayacak. O da şu anda kesin çıkanlardan. Muhtemelen dediğim gibi daha fazla at çıkacağını düşünüyorum. 4. koşuda 4 at değerlendirmeme yazdım. İlki 14 numaralı William Iron Arm. Aslında tek de yazılabilir. Yani bugün için şablonuma bir tane tek yazdım ama yani değiştirebilirsiniz. Buradaki 14 numara, ilk ayaktaki 15 numara, bunlar da tek yazılarak bir kurgu oluşturulabilir. 14 numaranın yanına ben 7 numaralı Just Right'ı yazdım ki 14 muhtemelen bizde de favori çıkacak. 7 numara burada iyi bir sürpriz. Sürpriz yapmaya da müsait bir safkan. 2 numaralı Saka Gold ve 6 numaralı Joe da ilk kez koşacak olan yine değerlendirmenizi önereceğim. Safkan 6, 14, 7, 2 ve 6 4. koşudaki sıralamam oldu. 5. koşuya geldiğimizde dişilere ait handikap koşu 1200 metre çim pistte 10 kısrak yarışa kayıtlı. Şablonumda burada tek bırakmayı tercih ettim. O da Kevin de Melo idaresindeki 4 numaralı Winter Grating olacak. İlk 3 yarışını kazandıktan sonra bu yıl sahaya çıktığında Kenilworth'te A klas yarışta koştu. Çok daha zorlu grupta 5 milyon rantlık koşuda koştu Afrika parasıyla. Burası bir 68 bin rantlık koşu. Dediğim gibi 4 numara 5 milyon rantlık koşuda koştu ve sadece 2 boyla, yani kazananın 2 boy gerisinde 6.'lıkta kaldı.
Yani isterse yarışa giderse kazanacağını düşünüyorum. 4 numara için tek diyorum arkadaşlar. Yanına rakip yazmak isteyenlere ya da bahis için 9, 6 ve 10'u öneriyorum. Özellikle 9'u ilk etapta yani en ciddi rakibi 9 olacağını düşünüyorum. Sonra 6 ve 10 diyorum. Ve 6. koşuya geçiyorum. 6. koşu 1200 metre mesafeli koşu. 15 atı izleyeceğiz burada. 5 ve 11 ekür olarak yarışa katılıyor. Günün zorlu koşularından biri. Hani favori de gelebilir zorlu derken. Favori de biterse şaşırmayacağım bir koşu. Önceliğim 2 numaralı Mini Cop favorim. Sonra 5 numaralı Pinch Hit ki çıkarsa ekürüsü de bir o kadar şanslı zaten. Son iki yarışını kazanmış bir safkan. 11 numara. Sonra 6 numaralı Time Together. 4 numaralı Tayoba. 13 numaralı Mr. Moloney. 9 numaralı Silent War ve 10 numaralı Strom Diktatör. Benim sizlere önereceğim atlar oldu. 6. koşudaki sıralamam 2, 5, 6, 4, 13, 9 ve 10. Son koşu 17.10'da başlıyor. 1200 metre mesafeli handikap koşu. Yine çok kalabalık bir koşu. 20 atı yarışa kayıttı ama muhtemelen buradan da çıkan olur diye düşünüyorum. İki atı yazdım şablonuma. O ikisinin arasında geçmesini bekliyorum. Hatta yani 1-2 de olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki böyle çok kolay söylüyorum ama tam 20 at yarışa kayıttı. Herhangi bir terslik, bir şanssızlık olabilir. Şablonuma yazdığım bu iki atın ilki 2 numaralı Blue Waters, diğeri de 4 numaralı Dershi Gaz olacak. 2, 4, 4 ekip eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar son koşuda. Dediğim gibi ilk ayakta, ikinci koşuda 15 numara tek yazılabilecek atlardan biri. Sonra dördüncü koşu yani üçüncü ayakta 14 numara yine çok ön planda tutuluyor şu anda. Tabii altılı Ganyan başlamadan da Ganyan'la bakmak lazım yurt dışı yani Afrika'daki Ganyan'la bakmak lazım. Rakiplerinden açıldıysa düştüyse Ganyan'ın tek yazmakta fayda var. Veya 5. koşuda ben 4'ü tek bıraktım. Yani şu ana kadarki performansını sergilerse bugün için kazanması normal sonuç olur. Üstünde de Melo var. Ben buradaki 4'ü tek bırakmayı tercih ettim. Değerlendirmelerim böylece bitmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda yapabilirsem New Market yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere diyorum.